Bu dersimizde responsive image'lerin yani responsive resimlerin nasıl oluşturulduğundan bahsedeceğiz ve ardından CSS bölümünde oluşturmuş olduğumuz resim galerisini responsive olarak oluşturup biraz daha güzel hale getireceğiz. Şimdi ilk olarak ben img klasörü içerisinden bir tane resmi sayfaya şöyle img etiketiyle getireyim. Yani img klasörün altındaki örneğin 6 jpeg dosyası sayfama gelsin. Ve ben gelip sayfayı şu şekilde yenilediğim vakit resmin buraya gelir. Şimdi biz gelip F12'ye basalım ve resmin şöyle orijinal boyutunu görelim. İncele diyelim ve resmin üzerine geldiğimiz zaman bakın resmin 640'a 346 piksellik bir resim olduğunu, orijinal boyutunun bu olduğunu görüyoruz. Ve ben tarayıcıyı daraltmaya kalksam bu şekilde ve bakın 646 pikselin altında olduğu anda şurada tarayıcının genişliğinde görebiliyoruz aynı zamanda. 646'nın altına geldiği anda bakın resmin diğer gözükmeyen kısmını görmek için bir scroll bar çıkartılıyor. Yani buradan anlıyorum ki resmim şu anda tarayıcının genişliğine göre kendini ölçeklendirmiyor. Dolayısıyla responsive bir image'im yani responsive bir resmim şu anda yok. Peki ben bu resmi responsive yapmak için ne yapmam lazım? Gelip şuraya şöyle stil diyelim ve şurada img etiketine bir CSS kodu yazalım. Şimdi genişlik olarak diyeceğim ki içinde bulunduğum container'a kendini ayarla. Yani şu anda resim body container'ın içerisinde. Eğer img'yi başka bir div etiketiyle çevrelerseniz ve bu div etiketine başka bir genişlik verirseniz img'nin genişliği verecek olduğunuz divin genişliğine eşit olacak. Çünkü burada içinde bulunduğum container'ı tamamen kapla diyoruz. Peki kendini genişlik olarak olduğu gibi kaplasın. Ancak yükseklik olarak da auto diyelim. Yani otomatik bir yükseklik. Yani o anda genişliği kaçsa resmin orijinalliğini yani en boy oranını bozmadan genişliğine göre yükseklik ayarlı diyoruz burada da. Peki bunu kaydedelim ve gelip sayfayı şöyle biraz büyütüp o şekilde yenileyelim. Peki bakın resmi yeniledik ve tarayıcıyı şöyle küçülttüğümüz anda bakın resim responsive olarak küçülüyor. Tarayıcının genişliğine göre. Burada bakın scroll barlar çıkmayacak. Tarayıcıyı büyütelim. Bakın büyütüyorum. Bakın resim büyüyor. Ancak burada bir problem var. Şu an tarayıcının genişliği 1074 piksele geldi. Resmin orijinali 646 piksel. Dolayısıyla resim bu kadar büyümemesi gerekiyor. Çünkü resmin orijinal boyutunun üstüne çıktığınız zaman resim kalitesi bozulur. Ve ben bunu tabii ki istemem. Dolayısıyla ben diyeceğim ki 646 piksel yani resmin orijinal boyutunun üstüne çıktığı zaman resmi ölçeklendirme. Ancak 646 pikselin altına indiğim zaman resmi responsive olarak küçül. Yani tarayıcıya o anda uydur. Dolayısıyla bunu nasıl yapacağız? Geleceğiz buradan diyeceğiz ki width'ine şöyle max width yani maksimum width'i %100 olsun. Peki bunu dedikten sonra ve sayfayı yeniledikten sonra bakın tarayıcıyı küçültüyorum. Gene aynı işlem oluyor ama 646 pikselin üstüne çıktığım anda bakın resim artık büyümüyor. Yani resmim hiçbir zaman kalitesi düşük bir hale gelmeyecek. Bakın 646 piksel yani orijinal boyutun üstüne çıktığı zaman resim bu şekilde kalacak. Peki buraya sabit bir genişlik yüksek vererek de bunu yapabilirsiniz. Yani orijinal boyutu 646 ancak ben 500 piksel değerini kullanmak istiyorum diyebilirsiniz. Kaydedelim ve sayfayı yenileyelim. Bakın her zaman 500 piksel. Bakın gelelim yukarıya doğru. Bakın 500 pikselin üstünde bu sefer artık resim orijinal boyutunda kalır. Ancak küçülttüğüm zaman 500 pikselin aşağısına da gelir. Peki şimdi bizim daha önceki örneğimize gelelim. Bizim image galeri örneğine gelelim şuradan. Responsive image değil de şuraya. Yine aynı klasör içerisinde olduğu için index.html'i yazacağım ve önceki örneğime geleceğim. Peki bu örnekte de şöyle sayfayı daralttığımız zaman bakın biz sabit bir genişlik vermiştik hatırlarsınız. Response şöyle index.html'de sabit bir genişlik verdiğimizden dolayı biz her bir eleman için %25'lik dedik ve 1000 pikselin 1/4 biri her bir item container'a geliyordu hatırlarsınız. Şuradan ikisini de şöyle aynı anda açalım. Şöyle index.html'e sağ tarafta da şöyle style CSS gelsin. Ve ilk olarak şuradaki sabit genişliği şöyle şuradan alalım. Şöyle sayfamızı
Şöyle büyütelim ve ekranda bu şekilde gözüksün elemanlarımız. Şimdi burada benim yapmak istediğim tarayıcıyı küçülttüğüm zaman bakın şu anda resimler %25'i kapladığı için resimler bu şekilde daralıyor. Ancak ben bunu istemiyorum. Ben örneğin 700 piksele geldiğim zaman satırda 2 tane resim olsun. 2 tanesi aşağı gitsin. Ya da 400 pikseli altına geldiğim anda şu anda bir tane resim gösterilsin ve resimlerde ona göre responsive yani güzel bir görüntü oluşturmuş olsun. Peki gelelim uygulamamıza. Burada oynamamız gereken tamamen şuradaki width %25 değeri. Yani ben gelip şuradan item container için şöyle farklı media query'leri yazmam gerekiyor. Şöyle biraz yer açalım. Şöyle add media. Şöyle screen diyelim ya da all diyelim fark etmez. Şöyle end. Arada boşluklara dikkat edeceğiz. Max width yani maksimum genişliği şöyle 700 piksel ise bu durumda şuradaki item container'a şöyle nokta item container'a farklı bir genişlik vereceğiz. Vereceğimiz genişlik örneğin 700 piksel maksimum 700 piksel ve aşağısına indiği zaman bu şekilde %50 yapabiliriz. Bu durumda gelip şöyle kaydedelim ve gelip sayfayı yenileyelim ve 700 pikselin aşağısına şöyle indiğimiz anda item container'lar bakın bu durumda bir satırda 2 tane olmuş oldu. Peki bunları farklı olarak ayarlayabilirsiniz tabii ki. Yani şu an şu durumda da biraz kısıldı. Dolayısıyla örneğin belli mesela 9 pikselin aşağısındaysa 3 tane diyebilirsiniz. Ben şu anda bunu 700 piksel yaptım. 700 pikselde 2 tane olacak. Bu da bunu biraz arttırabiliriz. Mesela şöyle 800 piksel diyelim ve 800 pikselin şöyle altına geldiği anda şöyle bakın 800 pikselin altına geldiği anda 2 tane olsun. Bu şekilde. Şimdi gelip farklı bir tane media query yazalım. Şöyle add media. Şöyle screen and şöyle max width'i şöyle bu sefer şöyle 400 piksel diyelim. Ve burada da şöyle item container'a şöyle gelip width %100 diyeceğiz. Şöyle aynı şekilde şöyle 800 şuna şöyle 900 diyelim biraz arttıralım. Ve farklı bir media query de yazalım aşağıda. Örneğin şöyle 700'e geldiği zaman ya da şöyle 600'e geldiği zaman şöyle de 400'e geldiği zaman olabilir. Şöyle %33 nokta şöyle %33 olarak şöyle duyarlılığını biraz arttıralım noktadan sonra diyerek şöyle 50 şurada da 100 dersek iyi olur. Şöyle gelelim tarayıcıyı büyütelim. Sayfayı yenileyelim. Bu şekilde 4 tane. Ancak aşağı iniyorum. 900 pikselin altına geldiği zaman bakın yani 3 tane. Biraz daha küçültelim. Bakın 2 tane. Ya da biraz daha küçültelim. Bu şekilde olmadı. Çünkü şurada noktayı unutmuşuz. Peki nokta diyelim. Ve gelip sayfayı yenilediğimizde şöyle 400'ü şöyle 460 yapacağım. Biraz da arttıracağım. Şöyle sayfayı yenileyelim. Ve şöyle 460'ın altına geldiği zaman bakın tek bir tane eleman oldu. Bakın 1, 2, 3 bu şekilde 4 tane resim karşımıza geldi.